Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda çamaşır makinemizin ventil kısmından su kaçırıyorsa nasıl görebiliriz, nasıl anlayabiliriz veyahut da nasıl değiştiririz bunu göstereceğiz. İlk olarak arkadaşlar bu eski model bir çamaşır makinesi. Ventilden su kaçağı varsa makinenizin altından veyahut da arka kısmından şu bağlantının olduğu yerden veyahut da alt taraflarından su kaçırabilir. Su kaçağını tam olarak tespit etmeniz gerekiyor. Öncelikle üst kapağı açtığınız zaman ventiller zaten hortumları bağladığınız yerdedir. Yani arka taraftan makineye temiz su girişini bağladığınız bir ya da iki tane giriş olur. Bu girişlerin iç kısmında ise ventil dediğimiz şu malzemeler bulunmaktadır. Bunlar bazıları tekli, bazıları çift 3 olarak değişebilir. Yani ikili üçlüleri de var bunların. Suyu bağladığınız zaman üst kapak açıkken eğer ki ventilden su kaçırıyorsa ventil değişmesi gerekiyordur. Ventil çatlamıştır veya şişmiştir. Ventil değilse başka yerdense zaten o zaman bu video işinize yaramayabilir. Diğer arızayı kendiniz halledebiliyorsanız halledebilirsiniz. Şu an için bunu da göstereceğimiz ventilin şu görmüş olduğunuz kenarlarındaki kireç izini, suyun akıttığı sürekli aktığı için oluşturduğu kireç izini görebiliyorsunuz. Şuralarda kireç izleri var. Bakın beyaz beyaz. Diğer ventile baktığınız zaman diğer ventilde herhangi bir kireç veya su izi bulunmuyor arkadaşlar. Bunu sadece kireç izine bağlayabilir miyiz görmeden? Bağlayamayız. Eğer ki su kaçırdığını görüyorsanız ve böyle de kireç varsa %99 ventilden kaynaklı bir arıza vardır ve suyu bundan dolayı kaçırıyordur. Bunu nasıl sökeceğiz arkadaşlar? Şu şekil arka tarafına makinenin baktığımız zaman iki tane var. Bunda hangisi arızalıysa onu söküyoruz. Tek girişse zaten o zaman tekini değiştireceğiz. Ventilin şöyle yakından göstereyim. Şu görmüş olduğunuz buradaki tırnağı, bunu içe doğru itekliyoruz, yani bastırıyoruz. Yine bir de şurada ufak küçük bir tırnağı var. Bu iki tırnağı bastırıyoruz ama tırnağı bastırıp sadece sökemeyiz. Tırnağı bastırırken bir elimizde, ben şu an telefonla gösterdiğim için önce göstereceğim sonra sökeceğim. Bir elimizle tornavida yardımıyla bu tırnağı basarken diğer elimizde de ventili içeriden tutuyoruz, şu kısmından ventili çeviriyoruz arkadaşlar sağa veya sola doğru. Bunu çevirirken dikkat edin, tornavida ince ise şayet bu bastırdığınız plastik kurtulup içe doğru kaçıp elinize girmesin tornavida. Şimdi sökme işlemini yapalım. Evet arkadaşlar, şu an ventilimizi şu görmüş olduğunuz plastiğe tornavidamızın ucunu, köşesini denk getiriyoruz tam plastiğin ortasına. Bunu bastırırken ventilin iç kısmından hafiften şöyle kastırıyoruz. Bu içinde takılı kaldı saca. Kasılı şekildeyken şuradaki küçük plastiğe de hafif şekilde basıyoruz. Bunu da kurtaracağız. Aynı zamanda diğerini de şu şekilde şu an ventilin tırnaklarını kurtarmış olduk. Tutan ventilimizi çeviriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ventil dışarı çıkmış bulunuyor arkadaşlar. Ventili söktükten sonra elektrik aksamını yenisiyle değiştireceğiz. Şu yeni ventilimiz arkadaşlar. Yeni ventili takacağımızda da yapacağımız işlem aynı şekildedir. Takarken bahsettiğimiz işlem. Bu arada tırnakları da şuraya yakından ben size göstereyim. Şu görmüş olduğunuz, buraya vida da atabiliyorsunuz. Bazı modellerde vida var. Şu da diğer tırnak kısmı. Ventil elektrik ucu iki tanedir zaten. İkili tekli ise. Bu ikisine diğerinden söktüğümüzü takacağız. Burası da hortum girişi. Makinenin iç kısmındaki siyah hortum. Şurası dışarıdan bağlayacağınız temiz su girişi. Şu an sırasıyla söküyoruz elektrik kablolarını arkadaşlar. Yani bir anda da sökebilirsiniz ama karıştırırsanız bu sefer sıkıntı olabilir. Bazıları üçlü dediğim gibi ventillerde. Üçlü ventilde elektrik kablosunu yanlış açarsanız makinenizin çalışmasında sıkıntı yaratabilir. Elektrik aksamını söktük. Ve su bağlantısını da aynı şekilde ventilimizi çıkardık.
Hortumun elektrik aksamını bağladık arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ventilimiz takmaya hazır. Takarken de aynı şekilde yerine oturtturuyoruz. Şu kertikleri var bu arada. Eskide göstereyim onu taktık. Şu boğazda görmüş olduğunuz şurası, yani şu geçecek kanalı var. Yine aynı şekilde şurada da bir şu kanal var. Bu kanalları takarken şu çıkıntılar şuradaki ve alttaki şu çıkıntı arkadaşlar. Makinenin arkasındaki kesik saca göre ayarlayacaksınız. Takarken onu görürsünüz zaten. Ventili sağa veya sola çevirip o kertiklere önce denk getiriyorsunuz. Sonrasında çevirip şu şekilde oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Taktıktan sonra hafif de yoklarsınız. Sağlamlığını kontrol edersiniz. Ventilimiz değişti. Şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Şu an şu görmüş olduğunuz plastiği tamamen şuraya oturduğu zaman sıkıntı kalmıyor. Ventil yerinde sağlam şekilde oturacaktır. Eğer diğer tarafındaki vida yeri varsa bir tane küçük bir vida atarsanız ventil sökerken takarken hortumu dönmez, sağlam olur. Ama sıkı oturduysa da gerekmeyebilir, yani onu da belirtelim. Kablo aksamı ve elektrik aksamı da bağladıktan sonra işlemimiz tamamdır. Ventil değişimi genelinde yakındır makinelerin birbirine. Ventil kendi kendine cihaz dururken hiçbir şey yapmadan içine su alıyorsa veyahut da durduğu yerde ya da çalışırken ventilden su kaçırıyorsa veya hiç su almıyorsa, elektrik geldiği halde ventil suyu almıyorsa ventil arızaları olabilir. Bu sebepler olduğu zaman makinenizde ventilinizi değiştirip sorununuzu çözebilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin. Bu arada işlem yapacağınız cihazı mutlaka fişten çekin. İşten de anlamıyorsanız oynamamaya özen gösterin ki daha farklı yerlerden arızaya sebep vermeyin. Herkese kolay gelsin.